F1 vizesinde değişiklik olmuş. 9 Ağustos'tan sonra başlayacakmış. Bu daha önce gelenler için de geçerli mi? Yoksa 9 Ağustos'tan sonra vize alanlar için de mi diye bu takipçimiz soruyor. F1 vizesindeki değişiklik durumunun ne olduğu çok önemli anlamanız. Yani 9 Ağustos'tan sonra başlayacak durum nedir? Ben bir açıklayayım size. Ki onda net olun çünkü çok yanlış bilgiler geziyor ortalıkta, çok yanlış duyumlar var. Fakat öyle bir durum söz konusu değil. Şu var ortada olan durum. Göçmenlik Dairesi yeni bir yürürlük getirdi, yeni bir uygulama getirdi yürürlüğe. O da şunu dedi. Biz 9 Ağustos'tan itibaren uygulamaya dedi, F1 vizesi öğrencileri, M vizesi öğrencileri, C vizesi öğrencileri durumunda olan bu öğrenciler için yeni bir uygulama getireceğiz. O da şu diyorlar. Biz 9 Ağustos öncesi okul programını bitiren ya da devam etmeyen bitirdikten sonra tabii ya da ihlal eden ya da okula gitmeyen ya da statüsünü bozan öğrencilerimiz artık yasal olmayan gün sayısına tabi olacaklar. Yani daha öncedenki öğrenci okulu ihlal etse bile ülke dışına çıktığında herhangi bir yasakla maruz kalmıyordu. Ama artık 9 Ağustos'tan itibaren ister öncesinden beri burada olun ister 9 Ağustos'tan sonra gelin. Önemli değil. Bütün öğrenciler buna 9 Ağustos itibariyle tabi olacaklar şu an itibariyle. Dolayısıyla 9 Ağustos'tan itibaren öğrenci olan herkes ya da olacak olan herkes eğer programlarını ihlal ederseler, diyelim ki siz okula devam etmediniz ve okulu ihlal ettiniz, 3-4 ay gitmediniz, yani 10 gün gitmediniz, statünüzü kaybettiniz okula. O zaman Göçmenlik Dairesi diyor ki eğer siz bu şekilde okulunuza gitmeyi bırakırsanız ve bu gitmemeniz 6 ay geçerse, ülke dışına çıkarsanız 3 yıl gelemezsiniz. Yok buradaki okulu ihlal ettikten sonraki süreciniz 1 yılı geçerse ve siz ülke dışına çıkarsanız o zaman 10 yıl geri gelemezsiniz. Yani bu yasaklar artık öğrencilere de uygulanacaktır diye gelen değişiklik budur. Daha önce ise durum şuydu. Öğrencilerimiz farz edelim 1 yıl bile yasa dışı burada kalsalar. Eğer Göçmenlik Dairesi bunların yasa dışı kaldığında bir karar vermezse, göçmenlik hakemi bir karar vermezse ve kendileri gönüllü çıkış yaptıkları bir durumdaysalar o zaman bu yasaklara maruz kalmıyorlardı. Ama artık kalacaklardır diye bir gelen değişiklik bu. Yoksa bu değişiklik sizin öğrenci vizenizin bitiminden sonra burada okula gidemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Siz okulunuzu devam ettirdiğiniz sürece, programınızı devam ettirdiğiniz sürece burada yasal olarak kalabileceksiniz. Bu şekilde bir değişiklik söz konusu. Yoksa vize alamayacaksınız, vizenizi ilan edeceğiniz, yok işte Amerikan konsolosluğuna aldığınız vizeniz bittikten sonra buradan çıkmak zorundasınız. Böyle bir durum söz konusu değil. Siz okula devam ettiğiniz sürece burada başarılı bir şekilde kalabileceksiniz. Bu şekilde de ben bu soruyu da cevaplamış olayım. Ağustos ayı itibariyle pasaportunda öğrenci vizesi bitenler ülkesine geri dönmek zorunda. Yoksa kaçak duruma mı düşecek, düşeceklermiş diye bir duyum aldım. Bu duyum doğru mudur diye bize bu takipçimiz soruyor. Şimdi dediğim gibi biz epey bir soru aldık özellikle bu konuyla ilgili bu hafta. Oysa olayın içeriği aslında şu, ben hemen ilk şu cevabı verebilirim bu takipçimize. Hayır, sizin pasaportunuzdaki öğrenci vizesi bitse de bitmese de burada herhangi bir kaçak duruma düşmüyorsunuz. Okuldaki eğitiminizi ve I-20 sistemindeki I-20'nizi devam ettirdiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız. Fakat sizin bu duyduğunuz şey, duyumdaki hata şu, şimdi Göçmenlik Dairesi bundan birkaç ay önce bir değişiklik daha getirdi. Bu yürürlüğe girecek olan değişiklik, ki bu yürürlüğe Ağustos ayında girecek, şunu gündeme getirdi. Öğrenciler için, bu öğrenciler tabii F statüsünde olabilir, M statüsünde olabilir, C statüsünde olabilir. Bunlar için bir değişik bir durum gündeme getirdiler. O da şu, normalde Ağustos öncesi yani şu an ve öncesinde öğrenci statüsüyle Amerika'ya girenler girişte duration of status denilen bir statü elde ediyorlar. Ve bu da onlar programlarına devam ettiği sürece kesinlikle statülerini kaybetmemek durumuyla onları bırakıyordu. Ve eğer diyelim ki bu öğrenciler okula devam etmeyi bıraktılar ve bıraktıkları için statüleri ihlal oluyor. Fakat bu kişiler ülke dışına çıktıkları zaman bu okulu bıraktıkları süreçten çıkış yapana kadar olan süreçte herhangi bir yasal olmayan gün sayısına girmiyorlardı. Dolayısıyla onlar hakkında göçmenlik mahkemesi ya da göçmenlik görevlileri ya da göçmenlik dairesi tarafından siz işte statünüzü ihlal ettiniz şu tarih itibariyle denilmediği sürece onlar ülke dışına çıktıklarında işte 3 yıl gelememe, 10 yıl gelememe bir yasayla karşı karşıya kalmıyorlardı. Dolayısıyla
Ağustos'a itibariyle gelecek değişiklik şunu gündeme getiriyor. Eğer öğrenciler okullarına devam etmezseler, bu programlarını bitirebilirler ya da programlarını ihlal edebilirler. Ve bunlardan birini yaptıkları günden itibaren yasal olmayan 180 gün olan süreç başlamış olacak. Dolayısıyla örnek veriyoruz, Ağustos ayından sonra öğrencimiz okuluna gitmedi, hiçbir şey de yapmadı. Ve bundan okulu bıraktıktan sonra 1,5 yıl sonra ülke dışına çıktı. O zaman 1 yıldan fazla yasa dışı kaldığı için, yani okuluna gitmediği için bu kişi 10 yıl Amerika'ya gelememe yasağıyla karşı karşıya artık bundan sonra kalacaktır. Dolayısıyla sizin duyduğunuz duyum, işte bizim pasaportumda öğrenci vizem var ama ben okula devam ediyorum, öğrenci vizem biterse ben kaçağa mı düşüyorum, duyduğun duyum doğru değildir. Dolayısıyla siz okula devam ettiğiniz sürece, programınızı devam ettirdiğiniz sürece, ister pasaportunuzdaki vizeniz bitsin, ister I-94'daki statünüz geçsin, ki öyle bir statüs yok, I-94'da durational statüste diyorlar. Dolayısıyla siz okula devam ettiğiniz sürece, I-20'nizi yenilediğiniz sürece herhangi bir kaçak duruma ya da herhangi bir yasal olmayan bir duruma düşmüş olmuyorsunuz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplayayım. Ve diğer bir takipçimizden de benzer gelen soruyla devam edeceğim. O soru da şu: öğrenci statüsüne başvuracaktım fakat duydum ki Ağustos ayı sonrasında öğrenci olarak devam edemeyeceğiz diye bir duyum aldık. Doğru mudur diye Ayhan Bey bize soruyorlar. Aynı şu şekilde bu cevabı verebilirim. Hayır, siz burada bir statüde bulunuyorsanız şu an yasal bir durumdaysanız ve statünüzü öğrenci statüsüne geçirecekseniz yürürlüğün gerektirdiği çalışmalar yapılıp başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve bu başvurunuz, örnek veriyorum, önümüzdeki 6-7 ayda onaylandıktan sonra siz okuldaki eğitiminize başlayabileceksiniz. Dolayısıyla duyduğunuz Ağustos'a itibariyle artık işte öğrenci durumu olmayacak diye bir duyum yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi buradaki tek önemli olan nokta şu: gelecek ay itibariyle göçmenlik dairesi öğrenci statüsünde bulunan kişiler için, bu C statüsüdür, F statüsüdür, M statüsüdür olan öğrencilerimiz için bir değişiklik gündeme getirdi. Yoksa bunların statülerini iptal etmiyor, yoksa öğrenci olamazlar demiyor ya da pasaportlarındaki öğrenci vizesi süresi bitmiştir, bunu artık yenileyemeyeceklerdir ya da işte pasaportunda bir yıl varsa eğitim alabilme süresi, işte burada okula artık devam edemeyecektir diye bir durum söz konusu değil. Buradaki tek olan değişiklik şu: göçmenlik dairesi gelecek ay öncesi, yani şu an ve öncesi için öğrenciler okula devam etmedikleri zaman bunların statülerini ihlal ettikleri gün sayısını başlatmıyordu. Ta ki göçmenlik dairesi bu durumda bir karar verene kadar ya da göçmenlik hakimi karar verene kadar. Öbür türlü öğrenci burada statüsünü ihlal etti ve birkaç yıl sonra çıktıktan sonra herhangi bir yıl ya da 10 yıl yasağına karşı karşıya kalmadan yeni bir vize türüyle geri gelebiliyordu. Fakat Ağustos'tan itibaren bu noktada göçmenlik dairesi nasıl diyelim turist statülerinde kişilere 6 ay veriyorsa ve bu 6 ay bittikten sonra kişinin günleri saymaya başlıyorsa, 180 gün yasal kalmama süresi başlıyorsa, bu da aynı artık kişi, öğrenciler durational statüsüne girmiş bile olsa, belirli bir süre konulmamış bile olsa, okullarını ihlal ettikleri zaman, programlarını devam ettirmedikleri günden itibaren o 180 gün üstü kaçak kalma ve onları geri gelememe, yani Amerika'ya 1 yıl ile 10 yıl geri gelememe yasağıyla karşı karşıya bırakacak saat çalışmaya başlıyor. Yani buradaki tek bilmeniz gereken nokta o. Sakın lütfen paniğe girmeyin. Okuldaki eğitiminizi devam ettirin ve eğitiminiz devam ettiği sürece herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız. Şimdi bu konuda gelen diğer bir soruyu daha cevaplayacağım. Şu an Amerika'da öğrenciyim. Statümü öğrenciye çevirmiştim. Okuluma devam ediyordum. Gelecek ay programım bittikten sonra ülkeme geri mi dönmem gerekiyor? Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim diye bu öğrenci arkadaşımız soruyor. Hayır, siz okulunuza devam ettiğiniz sürece, programınız eğer devam ettiği sürece, farz edelim programın bir dönemini bitiriyorsunuz ve tekrar devam edecekse programınız ya da yeni bir okula geçeceksiniz, transfer olacaksınız. Bu noktada siz önemli olan eğitiminizi devam ettirmeniz, ya transfer yoluyla ya da aynı gittiğiniz okuldaki yeni programa yazılarak programları devam ettirdiğiniz sürece öğrenci statünüzü devam etmektedir. Bu statünüzü kaybetme durumuyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Böyle bir gelişme şu an için yok. Bunlar yanlış anlaşılmalar şu an. Ve bu noktada şunu dile tekrar getireceğim: göçmenlik dairesi yıllardır öğrenci statüsünde olan, C statüsü, F, M statüsünde olan öğrenciler için, bu öğrenciler Amerika'ya girdikleri zaman onlara belirli bir süre vermiyor. Yani bu kişi 3 ay kalmak zorundadır ya da 6 ay ya da 1 yıl.
böyle bir süre sınırlarını hiçbir zaman getirmedi öğrencileri. Tam tersi öğrencilere programları devam ettiği sürece burada kalabilirler damgasıyla izin verip ve öğrencileri Amerika'ya kabul etmek durumundalar. Ve bu devam edecek aynen. Fakat değişiklik noktası ise Ağustos ayına kadar olan, yani şu an ve öncesi için olan süreçte öğrenciler herhangi bir şekilde aslında statü kaybetmiş çok sayılmıyorlardı. Eğer diyelim bir öğrenci bir okula gidiyor ve okula gidemiyor, derslerinden kalıyor ya da devam etmiyor ve devamsızlık süresi başlıyor okula diyelim. Bu öğrenci normalde diyelim aylarca devam etmiş durumda değil ve SEDİS sistemi iptal edilmiş durumda. Bu ülke dışına çıkmak istediği zaman ya da çıktığı an Amerika içinde kaçak kaldığı günler onun Amerika'ya geri gelmemesine engel olmuyordu ya da Ağustos'a kadar olmayacak. Fakat Ağustos ayından başlayacak bu değişiklik, yürürlükteki yeni uygulamayla beraber artık bu günler onların önüne engel olarak gelecek. Dolayısıyla öğrencilerimiz Ağustos ayından itibaren programlarını devam ettirmelerini, okullarına devam etmelerini dikkat edecekler ve eğer okullarına devam etmiyorsalar da ya ülke dışına çıkacaklar ya da statülerini değiştirecekler. Dolayısıyla bunlara daha da dikkat etmelerini gerektiren bir yürürlük gündeme gelmiş oluyor ve aslında Amerika şunu söylemiş oluyor göçmen dersi. Biz artık hani öğrencilerin gelip burada işte kafalarına göre takılmalarını istemiyoruz. Gelip eğitimlerini yapmalarını istiyoruz. Eğitimlerini yapıp geri dönsünler. Ya da eğitimlerini yapıp başka bir statüye geçecekse o statüye geçsinler. Yoksa gelip burada okula da gitmeyip, okulu da ihlal edip kalmalarını, işte rahatça gezmelerini görmek istemiyoruz demiş oluyorlar. Dolayısıyla lütfen yanlış anlaşılmalara yol açmayın. Kesinlikle sizin Amerikan öğrenci vizeniz bitse bile okulunuz devam ettiği sürece burada kalabilirsiniz. Ya da burada statünüzü değiştirdiyseniz ve okula gidiyorsanız kesinlikle çıkmanıza gerek yok. Devam ediyorsunuz programınıza. Önemli olan tek nokta okulunuzdaki statünüzü ihlal etme durumunuz ve ihlal ettiğiniz günden itibaren ya da programınızı tamamladınız ve SEVE'den 60 günlük sürede geçti, hiçbir şey yapmadınız. 10 günden itibaren artık sizin burada yasal olmayan gün sayınız başlamaktadır. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olunmasını sayın değerli takipçilerimizin ve öğrencilerimizin dikkatine sunuyorum.